Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Bu akşam işin biraz hobi tarafına doğru gidiyoruz ve simülasyon tutkunlarıyla ilgili bir program hazırlıyoruz. Bu konuyla ilgili havayolu simülasyonları nasıl kuruluyor bilgisayara, nasıl uçuruluyor, neler lazım, bu işi amatör olarak başlayıp profesyonelliğe taşıyanlar var mı, bu gibi farklı soruları ele alacağız. Ve Aytunç Yıldız bu akşamki konuğumuz aslında bir rehber kendisi ama bir yandan da simülatör konusunda gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyor. Kendi YouTube kanalı var, canlı yayınlar yapıyor ve tabii ki önemli olan bu pandemi sürecinde yaptığı çok sayıdaki yayınlar. Çünkü kendisi İstanbul'da şu an günlerin güzel geçmesine de olumlu katkılar yapmış durumda. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Tolga Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Çok teşekkürler. Bu akşam biraz simülatör konuşacağız ama ben önce şöyle bir bu işe meraklıların, ben bu kelimeyi kullandığım zaman şöyle tüyleri diken diken oluyor. Bu oyun mu? Oyun mu oynuyorsunuz siz? En sevdiğimiz soru. Kara listeye alırız. Bunu söyleyeni kara listeye alırız. Ben mahsus soruyorum ki benim yaptığım sevgili arkadaşlar hatayı diyelim yapmayalım. Oyun deyince simülatör meraklıları gerçekten haklı olarak oyun değil, bu bir simülasyon diyorlar. Bir ne diyorsunuz, biraz sizden duyalım. Şimdi şöyle, şu anda 3 tane ana simülasyon üreticisi var. Bu bilgisayarlar için simülasyon üreticisi. Bunlardan birisi Lockheed Martin diye bir firma. Bu firmanın asıl işi nedir? Uçak üretmektir. Yani bu simülasyonu niye üretiyor? Öncelikli olarak tabii işte yeni yetişecek pilot adaylarının ilk başlayacağı bir aşama olarak, ki ben bunu her zaman söylerim, önce simülasyondan başlayıp zaten gerçek hayatta pilotluğa geçmek şansına erişen insanlar var hayatlarımızda. Artı bir de hani aynı şekilde simülasyon, gerçek hayatta pilot olup simülasyonda da uçan insanlar var. Çünkü gerçek hayatta canlandıramayacağı bazı şartları simülasyonda da canlandırma şansına sahip olabilecek insanlar var. Mesela atıyorum 50 knot wind'de rüzgarda hiçbir pilot inmez ama simülasyonda biz ineriz. Hani gerçekçiliğin dışına çıkmıyoruz ama şey olarak deniyoruz mesela. Bunları işte hani görme şansına sahip olabiliyoruz. Ve ilaveten gerçek hava koşullarında ve gerçek hani hemen hemen %100'e yakın simüle edilmiş uçaklarla uçuyoruz ki aslında iş bir simülatörle bitmiyor. Bir de arkasından bunun içinde uçak satın almak gerekiyor ekstradan. İşte hava satın almak gerekiyor. Hava programı satın almak, size gerçek havayı aktaracak gibi. Yani pahalı bir hobi. Ama tabii pilotaj eğitimi kadar pahalı değil, öyle diyeyim sizlere. Bu anlamda gerçekten de hani biz mümkün olduğunca, hatta kaptanlarımızdan da referans alıyoruz. Görüştüğümüz insanlar da var, sağ olsunlar, çok yardımcı oluyorlar ki YouTube kanalımda son birkaç videomda canlı yayınım özellikle kaptan referansı. Hatta birisi kaptanın direkt uçtuğu bir videodur. Gerçek hayat pilotunun uçtuğu bir videodur, öyle diyeyim. Biz bunlara çok önem veriyoruz. Dediniz ki tabii ben böyle bir 15 yıl önce, 20 yıl önce böyle biraz merak salmıştım o dönemler içerisinde. Hem uçuş eğitimi alırken hem de bir yandan da simülatörlerle, simülasyonlarla uçarak özellikle aletli uçuş konusundaki yetilerimi arttırmaya çalışıyordum. İşin felsefesini, mantığını kavramak üzere bayağı simülatörler bana çok yardımcı oldu diyebiliriz ama o dönemlerde aşağı yukarı böyle bir ortalama bir bilgisayara bir simülatör programını kurabiliyorduk. Şu an biraz gerçekçi hava şartları, uçaklar, etkiler, cam gibi kokpitler derken işin biraz maddi anlamdaki tarafı biraz değişti galiba. Şu an yeni nesil, işte Microsoft'un dediğiniz gibi yeni bir oyunu geliyor kısa süre içerisinde. Ne kadarlık bir bilgisayar kurmak lazım? Nasıl bir bilgisayar seçmek lazım? Biraz onu öğrenebilir miyim? Ya şimdi benim buradaki duruşum aslında çok net. Minimum hani marka vermek gerekmiyor. Marka vermek istemiyorum ama bir ekran kartını söylemek gerekiyor. Burada çok önemli. Minimum 1050 Ti diyoruz. GeForce'un minimum 1050 Ti'nin olması gerekiyor.
Bu size ortalama seviyelerde bir konfigürasyon sağlar ki SSD hard disk ile desteklerseniz iyi bir konfigürasyon, iyi bir verim alabilirsiniz ki. Hatta şu anda canlı yayında olan bir arkadaşım var mesela. O böyle 1050 Ti bir ekran kartı, i5 işlemcili ve 1 TB SSD güzel de rahat rahat uçuyor. Çünkü simülasyon tek başına mesele değil. Biz çok add-on kullanıyoruz. Yani ilave eklentiler çok kullanıyoruz. Artı bir de yayın programı var. Yayın programı bile tek başına bir simülasyon kadar yani frame kullanan bir program, işlemci kullanan bir program, öyle diyeyim size. Tabii bundan dolayı yüksek işlemcili ve yüksek grafik kartlarını her zaman tercih ediyoruz tabii. Bunlar ne kadar yüksek olursa, ya bu işin ucu yok açıkçası söylemek gerekirse, ama yani minimum seviyelerde böyle bir şey ile başlanabilir. Böyle bir konfigürasyon ile başlanabilir. Tabii ki bu anlattığınız bilgisayar tahminimce şöyle bir 2500 dolarlardan falan başlıyor herhalde. Ama bu bilgisayarı aldığınız zaman herhalde bir 3-4 yıl içerisinde yeni bir bilgisayar almaya gerek kalmadan simülasyonları uçurabiliyorsunuz tahminimce. Aslında ben şöyle insanlara daha çok tavsiyede bulunuyorum. Ben mesela laptop kullanıyorum. Neden? Çünkü gezgin bir hayatım var. İşte bir oradaydım, bir buradaydım. Her ne kadar şu an son 4 aydır İstanbul'da olsam da tabii rehber olduğum için bizim işler koronayla birlikte sona erdi. Büyük bir ihtimalle de bu sene açıkçası çok hareket beklemiyoruz. Hani meslektaşlarımızla da sürekli görüşüyoruz zaten. Hani bu süreçte çok fazla asıldım, ama hani laptop'tan daha çok desktop, yani masaüstü bilgisayarı, masaüstü yerine hani şey bilgisayarları daha çok tavsiye ederim. Çünkü daha yüksek performans alınıyor o bilgisayarlardan, bir. İkincisi, tabii daha stable konfigürasyonlar kurulabiliyor. Çünkü laptop'ta size bir satıcı bir konfigürasyon sunuyor, onunla gitmek zorundasınız. Ama desktop istediğiniz gibi, yani masaüstü dışındaki şeyleri, tower kasaları istediğiniz gibi kurabilirsiniz. Bu sizin için çok daha büyük kolaylık olur. Hem performans anlamında hem de konfigürasyon anlamında sizin için daha kolay olur. Ama 2500 dolar gibi rakamlar değil de şöyle 1000-1500 dolarları ortalama konfigürasyonlar. Tabii üst düzeye çıktıkça, çünkü teknoloji de çok hızlı yenileniyor. İşte şu an yeni nesil ekran kartları çıktı. Yeni nesil ekran kartları tabii oldukça pahalı. Sadece ekran kartının 10 bin lira olduğu bir dönemde yaşamaya başladık artık tabii. Türk lirasının biraz da malum değeri düşünülünce. Değer düşüyor da gelirler artmayınca hani değer aynı. 2000 dolar veya işte dediğiniz gibi 1000 dolar olarak duruyor, ama bizim gelir aynı seviyede artmadığı için ve dövizdeki oynamalar yapacak bir şey kalmıyor. Çok doğru. Yani şimdi tabii işin maddi tarafını konuşup da ciddi bir rakamlar yatırılıyor. Oyun alıyorsunuz, ediyorsunuz tabii, bunlar ciddi rakamlar. Da insanların hiç moralini bozmaya gerek yok. Niye? Örneğin ben bu işe meraklıyım, kurmak istiyorum, etmek istiyorum, ama bir dakika bir nefes alıp mesela sizin videolarınızı seyredip tabiri caizse yancı olabilirim kokpit yayını içerisinde. Size yancı olup izleyebilirim ve aynı zamanda eğitim alıp. Şimdi YouTube bir taraftan da bunu ortaya koyuyor. Siz canlı yayınlarınızda nasıl, neler alıyorsunuz bununla ilgili? Yani herkes gerçekten simülatör uçucusu mu diyelim, yoksa böyle hani kahvede bir iskambil oyunu vardır, tavla vardır. Belki bazen seyretmek inanılmaz zevklidir. Şimdi birincisi şöyle söyleyeyim. Biraz siz tabii şöyle söyleyeyim. Biz buna oyun demiyoruz. Tamam mı? Oradan başlayayım. İkincisi de şöyle ki, çoğunlukla simülasyon meraklıları bizi izlerler. Yani bu uçuş simülasyonunda. Ve bizim tabii bir şansımız, şimdi siz bir pilotsanız sizin en azından minimum belli bir süre tek tip bir uçakta uçmanız gerekiyor. Hatta ömrü boyunca tek tip uçakta uçan pilotlar var, biliyoruz meslek hayatlarında. Biz tabii simülasyonda olduğumuz zaman işte biz Boeing'in istediğimiz modeli, Airbus'un istediğimiz modeli, tabii simüle edilme oranlarında diyelim. Hatta bugün üretimden kalkmış uçaklar mesela MD uçakları, MD-80'ler, 82'ler falan, bunlarla da uçabiliyoruz. Hatta benim en sevdiğim uçak, reklamlarında da Frank Sinatra oynamıştı zamanında. Constellation, Lockheed Martin'in Constellation favori uçaklarından birisidir. Onunla uçabiliriz. Mesela Türkiye'de hiç olmayan bir uçak, benim en sevdiğim uçaklardan birisi yine Dash 8 diye, Bombardier Dash 8 mesela.
maalesef Türkiye'de yok. Çünkü bizde şahsi görüşüm, yanlış bir algı var. Bu pervaneli uçaklar güvenilir değil, jet olsun diye hani. Çok büyük bir hata. O uçak dünyanın en güvenli uçağı. Allah korusun hani, çok büyük pilotaj hatası dışında diyeyim. Çok büyük kazaları olmayan bir uçak. Jetlerden çok daha güvenli bir uçak. Ama hani Türkiye'de böyle bir algı yaratıldığı için illa ya Airbus'a bineriz ya Boeing'e bineriz. Tabii bizim simülasyona başlayan gençlerimiz de daha açıyorlar. Hani şey yapmadan direkt Boeing'e başlıyorlar. Çocuk diyorum, bir pervaneli uçur, bir hani Cessna ile bir meydan turu ortalıkta bir dolaş, etrafa bak. Bu tabii çok rastladığımız durumlar oluyor gerçekten. Şimdi bazen arkadaşlarımızla falan oturduğumuz zaman, konuştuğumuz zaman bir gerçekten bir profesyonel pilot gibi checklistini açıp kurallar, kitaplar, şunlar bunlara göre gerçekten uçan insanlar var. Biri sizsiniz. Bazıları da hani sırf merak için, keyif için bakalım bu uçağı havalandırabiliyor muyuz, iniyor mu, şunu mu yapıyoruz, bunu yapıyoruz gibi şeyler var. Ama bu işe daldıkça, bu hobiye kök saldıkça daha böyle kurallara dönük, gerçekten pilot gibi hareket eden bir sürü insan var. Ve aslında belki de bir hayata bakışı yakalıyorsunuz detaylarla. Bakıyorsunuz insanların, siz turizmcisiniz ama bir profesyonel pilot gibi uçmaya çalışıyorsunuz. Bu simülasyon diyelim, hayatınıza ne kattı? Ya aslında her şeyden önce şunu söylemek lazım. Bu bir hobiydi. Ben 10 sene önce bu hobiye başladığım zaman aslında benim kafamda şu vardı. Bir hani şimdi uçak türbülansa giriyor. Hani rehbersiniz, bir grupla gidiyorsunuz. 20-30 kişi, 50 kişi artık neyse. Bir grupla gidiyorsunuz. İşte uçak türbülansa geliyor. Yolcu sana soruyor. Evladım ne oldu? Ya ben yani pilot değilim. Hani uçağın hiç kokpitinde de değilim. Yani kabininde de değilim. Tabii bilemem. Ama bir şeyleri anlamam gerektiğini hissettim. Yani bu bir histi bende, açıkça söylediğim. Hani çocukluğumdan beri herkes gibi muhakkak her erkeğin hayatında bir pilot olma rüyası vardır muhakkak, eminim. Ya da uçaklara bakıp gökyüzünde olma sevdası muhakkak her erkeğin doğasında olan bir şeydir büyük bir ihtimalle bu. Ama diğer taraftan da tabii çok uçtuğum için gerçek hayatta ve az önce saydığım uçakların da hemen hemen hepsiyle uçmuş olduğum için, hatta çok şanslıyım, A380'e de bindim, Dash 8'e de bindim. Hani bir ben Cessna'lara binemedim, o konuda şeyim var. Hani çok katkısı oldu bana simülasyon ile gerçek hayat arasındaki bağlantı anlamında. Çünkü bir süreci anlamış oldum. Yani bir uçuş, hani biz bir uçağa binip iniyoruz ama işin bundan ibaret olmadığını anladık. İşin içerisinde gerçekten sadece kokpit içindeki kabin değil, onların etrafında çok büyük destekler veren teknik ekipler, işte o akarzların gelmesi gitmesi, o verilerin gitmesi gelmesi, operational flight planları, işte yerde çalışan size o payload, load sheet şeylerine kadar verenlere kadar müthiş bir organizasyon olduğunu anladık. Havalimanlarının bu kadar basit şeyler olmadığını anladık. Bu çok önemliydi benim için. Ben bu anlamda bunu daha çok değerlendiriyorum. Ve aslında bu işten, bu sektörden, hele bugünlerde bunu daha net anlıyorum. Ne kadar çok ekmek yiyen insan olduğunu çok daha net görüyoruz. Hele bugünlerde bunun kıymetini daha çok anlıyor eminim insanlar. Umarım en kısa zamanda işler herkes adına yola girer diye de duacıyım bir yandan. Peki, bu herhalde soruya çok fazla karşılaşıyorsunuz ama ufak bir Cessna veya tek motorlu bir uçak da olabilir bu. Gerçek bir uçağa hiç uçuş şansınız oldu mu? Bir kalkış, bir iniş yaptınız mı? Aslında olmadı. İşin doğrusu size şöyle söyleyeyim. Benim yeni ameliyat oldum gözlerimden. Daha önce gözlerim ciddi sorunluydu. Astigmatından, miyopuna, hipermetropa, ne ararsanız, katarak dahil ne ararsanız vardı. Göz gözü görmüyordu yani, öyle diyeyim. Ondan sonra işte yakın bir zamanda göz ameliyatı oldum. Bayağı şu an rahatladım. Şu da sadece astigmat gözlükleri, bir de dinlendirme amaçlı. Ondan dolayı hani bir uçurmak, kaldırma falan yok. Ancak bir sanal ortamda uçuyoruz. IVAO diye. International Virtual Aviation Organization. Sektör açıyorlar. Biz uçakları indiriyoruz, kaldırıyoruz orada. Gerçek hani muhaberat yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Böyle bir imkan var. Ama hani yayınlarımda olsun, şeylerimde olsun, bana videolarımda olsun, bana çok gelen bir soru var. Allah korusun. Daha dün akşam canlı yayınımda geldi bu soru. Pilotlara bir şey olsa işte uçağı indirebilir misin?
Ve bu arada da hani Discord sunucusundayız. Orada da bir kaptan pilot var şimdi. Ayıp olmasın hani soruyu görmesin. Bir de Allah korusun diyor ya bana bir şey mi oldu? Ya o psikolojide tabii yani insanları o psikolojiye de sokmak lazım ama şimdi bakın hani klavye kabadayılığı çok kolay. İşte bilgisayar başında oturup bir şeylere yaparım ederim demek çok kolay ama o oraya oturduğunuz zaman ki ben hani birkaç kez kokpitte bulunma şansına sahip oldum. Ama oraya oturduğunuz zaman o oyun bozulur. Bu hani simülasyondur ama oraya gidince bence benim gözümde işte orada biz oyun oynamışız deriz. Yani bu gözle söyleyebilirim ben bunu. Evet hani usulleri biliyoruz. İşte bu telsiz muhaberatını biliyoruz. Nasıl iletişim sektörlerde kurulur? Frekanslarına kadar, çarp okumalarına kadar vesaire bir aşağı yukarı hani bir pilot kadar değiliz. Asla da olamayız. Çünkü bizler pilot değiliz. Bizler sanal olarak bu işe gönül vermiş insanlarız. Ama bir gerçek var yani hiçbirimiz pilot değiliz. Bu farkı doğru bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Pahalı bir hobimiz var maalesef onu da söyleyeyim. Tamam hani bazı şeyleri ödünç bulabiliyoruz diye böyle bir tip de vereyim arkadaşlar ama nihayetinde satın alınması gereken başlangıçta ciddi bir maliyeti de var bu işin. Kolay bir iş değil gerçekten değil. Şimdi biraz sanal muhabbet yaptık. Biraz da gerçek hayata doğru geçiş yapalım. Bakıyorsunuz işte dediğiniz gibi işte MD serisi, Dash 8'ler var. Normal bir hayatta peki uçmaktan keyif alıyor musunuz? Çünkü işiniz nedeniyle çok farklı yerlere uçuyorsunuz. Çok değişik hava yollarıyla uçuyorsunuz. Şimdi şöyle uçmak her zaman büyük bir keyif oldu benim için. Uçağa bindiğim andan indiğim ana kadar her anın tadını çıkartırım. Mesela 12 saatlik uçuşlar çok yaptım İstanbul Miami özellikle. Ya da 10-11 saatlik İstanbul Singapur uçuşları olsun. İşte Bangkok Uzak Doğu uçuşları olsun falan bu uçuşları çok yaptım. Uçakta çok zevk alan bir insanım. Uçakta bulunmaktan çok zevk alan bir insanım. Hatta denk getirirsem böyle hani uzun uçuşlarda siz de bilirsiniz. Hani işte gece şeyleri falan kapatılır, ışıklar falan söndürülür millet uyusun diye ama arkada bu crew alanının olduğu mutfak kısmı açık tutulur. Acıkan gider oradan bir şeyler alır işte falan böyle. Oraya gidip bu personelle sohbet etmeyi de çok severim. Onlardan da bilgi almayı çok severim ama tabii kaptanlara çok fazla o konuda şansımız olmuyor. Anca iniş ve iniş sonrası kalkış öncesi en fazla bir diyalog imkanı olursa oluyor. Yani bu anlamda uçmayı çok seviyorum ama tabii son 4 aydır gerçekten de ciddi sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Çünkü korona sebebiyle evlerimizdeyiz. Yani bir şansımız rehber olduğumuz için hani dışarıya çıkmamak gibi lüksümüz var. Çünkü bizim şu anda işler durdu ama işler durduğu için tabii dışarıya çıkmıyoruz. Durduğundan dolayı iş olsa bugün arasalar hadi şuraya gidiyoruz deseler biz de çıkacağız. Tabii öyle bir durum var ama mümkün olduğunca evde steril kalmayı tercih ediyorum. Yani buna dikkat ediyorum. En azından evde olayım. Dışarıyla çok bağım olmasın. Maske zorunlu çünkü. Bu sıcakta da maske de Allah biliyor. Yani öyle diyeyim. Çok zor hakikaten. Gittiğiniz yerlerde seyahat ettiğiniz zaman ne bileyim şu havalimanını göreyim, şu havayolu uçağına bineyim veya şuraya bir gideyim çok enteresan bir meydanmış gibi arada böyle kaçamaklar yapabiliyor musunuz? Çok büyük bir şansım oldu. Hani bizim simülatörde bulunan insanların en büyük hayalleri belli havalimanlarını görmektir. Mesela onlardan birisi de işte Karayipler'de bulunan San Martin Adası. O San Martin'in inişleri de meşhurdur zaten. Denizden böyle inen uçaklar. Oraya gittim. Hatta YouTube'da onun da videosunu koydum. O benim için çok büyük bir şans oldu. Arkamda San Martin Havalimanı'nı görmek mümkün. Herhalde bir simülatörün hayatındaki en önemli taşlardan birisidir bu havalimanını görmek. Sanal'da çok indik, zor bir iniş. Prenses Juliana Havalimanı. Evet. Bunun dışında mesela ben şeyleri de çok severim. Ege Denizi'ndeki o Yunanistan havalimanlarını da çok severim ben. Girit'teki havalimanını birebir gözleme şansım oldu. Santorini'deki, Mikonos'taki bunları birebir gözleme şansım oldu. Çıplak gözle iniş ve kalkışları görme şansım oldu. Çünkü hani şimdi orada adalar her zaman zordur. Daha iniş ve kalkışlar, özellikle crosswind'ler anlamında. Ve Girit özellikle sürekli rüzgarı olan bir adadır mesela. Orada gördüğüm inişler, hele
Orada iki, yani runway'in iki ucunda, pistin iki ucunda bir tarafında işte dağlar var. Dağların oradan manevrayla gelinen bir iniş falan çok daha zor mesela. St. Martin'den daha zor bir iniş mesela ama St. Martin'in olayı da o deniz zaten aslında zor olması değil. Hani gördüğüm çok güzel havalimanları oldu. Görmek istediğim birkaç tane kaldı. İşte bu yaz iki tanesine gidiyordum maalesef. İkisi de şimdi iptal oldu. Birisi Alaska'daydı. Turum vardı Haziran'da maalesef. Şu şey Alaska'nın da meşhur Anchorage Havalimanı. Onu görecektim mesela. O elimden kaydı öyle diyeyim. Ama inşallah olacak bir gün diye umut ediyorum. Hala umudumuz var. Bilmiyorum belki Alaska'ya giderseniz hava yollarının yanı sıra Bush Pilot olarak adlandırılan çalılık pilotları mı diyelim, Türkçe nasıl çevirir tam aklıma gelmedi ama Bush Pilot olarak tunduralara, buzullara veya göllere deniz uçağıyla inme şansınız da inşallah olur. Bunu da gerçekleştirirsiniz çünkü havacılığın gerçekten çok farklı bir boyutu. Ben uçuş eğitimi alırken bir bölümünde de deniz uçağıyla uçma şansım olmuştu. Gerçekten çok keyifli, havacılığa denizcilik boyutuyla da getiren çok enteresan bir şey ama ben her zaman uçuş eğitimi almış bir insan olarak da manuel uçmanın getirdiği heyecanı, onu tatmanın keyfinin her zaman ayrı olduğunu düşünmüşümdür ama simülatörde sizler bir tip eğitimi almadan bilgisayarda da olsa bunları gerçekleştiriyorsunuz. Hayallerinizi belki profesyonel hayatta değil ama hayallerinizi bilgisayarda uçarak, simüle ederek yaşıyorsunuz. Ne güzel. Bu arada Aytunç Bey'in sık sık canlı yayın açıyor. Dediği gibi kendisi şu an yeni turizm konusunda iş bekliyor. YouTube kanalınızı buraya yazıyoruz. Meraklılar, simülatör meraklılarında sizlerin canlı yayına davet etmiş oluyoruz. Çok teşekkürler. Çok verdim. Teşekkür ederiz. Ben müsaadenizle son bir ilave yapmak tabii, istiyorum. Lütfen, eğer lütfen. İzin verirseniz. Tabii ki. Şimdi tabii canlı yayın ben bunu maddi olarak düşünerek yaptığım bir şey değil. Gençlerimizin doğru referanslar, doğru bilgiler ile daha doğru eğitim almasını diliyoruz. Ve tabii yabancı rakiplerimizle karşılaştırdığımız zaman tabii biraz bayağı bir gerideyiz maalesef. Makas çok açık. Bu anlamda tabii ben sevgili gençlerimizden hatta tüm izleyicilerimizden destek bekliyorum bu anlamda. Size de bu desteğe vesile olduğunuz için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Abone olunması çok önemli. Bu videoların paylaşılması, yayılması, hani Türkiye'den de artık birilerinin çıkmasını ben çok istiyorum bu anlamda. Dünya ile rekabet edebilme anlamında. Hani bir Twitch'in, bir YouTube'un bu insanların elinden tutar hale gelmesi. Çünkü Twitch ve YouTube bazı insanların o kanalında özellikle yayın yapmasını istiyor. Oradan ayrılmamasını istiyor. Onları kendi bünyesinde barındırmak istiyor. Kaptırmamak için bayağı da ciddi tavizler veriyor öyle diyeyim. Hani bizlerin de inşallah bu noktaya gelebileceği günleri. Bu anlamda hani ben her zaman şunu söylüyorum mesela. İşte simülasyon seven arkadaşlara diyorum ki ya beğenseniz de beğenmeseniz de ya bilgisayarınızda başka işiniz de olabilir. Açın, sesini de kısın, kapatın neyse ama o orada dursun ki bizlere en büyük desteğiniz izlemeniz, beğenmeniz, o beğeni, like dedikleri beğeni atılması, abone olunması bunlar bizim için çok kıymetli. Çünkü bir yandan da tabii gençlerimiz de artık duyusal verilere daha açık. Çünkü hani biraz üzülerek söylüyorum bunu. Bir araştırmak bizim zaman 10 sene önce internetten bir satır bir veri bulmak ne kadar kıymetliydi bizim için. Sizler de çok iyi bilirsiniz. Şu an bilgi gani ama bakan yok. Hani ne kadar azken o kadar kıymetli, ne kadar çok o kadar az kıymetli hale geldi. Öyle diyeyim yani. Daha çok duyusal verilerle biz de elimizden geldiğince tabii canlı yayınlarımızda bu soruları kaptan referanslarıyla, pilot gerçek hayat pilotla referanslarıyla cevaplamaya çalışıyoruz. Bu açıdan gösterecekleri ilgilere, gösterdiğiniz ilgilere herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Simülasyon konusunda lütfen abone olun, takibe alın ve canlı yayınlara katılarak çok şey öğrenebilirsiniz. Sadece burada amaç uçak öğretmek, uçağı uçurmak, iniş kalkış yapmak değil. Gerçekten çok keyifli sohbetler de var. Tavsiye ederim. Çok teşekkürler tekrar. Umarım bir gün beraber bir simülatör uçma şansını da elde ederiz. Bu bir başlangıç olsun. Sonrasında da yeni bir planlama yapalım.
Katılım. Sizi davet edeceğim zaten bir canlı yayınıma inşallah. Keyifle, keyifle. Lütfen sorularınızı bize yorum olarak atabilirsiniz. Mail atmak, mesaj atmak isterseniz info@tolgozbek.com mail adresini kullanabilirsiniz. Detaylı havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde ve her gün pazartesiden cumaya saat 19'da yayınlarımız devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.